Merhabalar sevgili herkes, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ezgi Fındık ben. Bugün sizlerle aşırı makyajsız karşınızdayım ve bu makyajlı makyajsız tartışmalardan aşırı sıkıldım. Aşırı. Ama şu halime mesela geçen de bir videoda yine biri şey demişti. Hangi videoydu Emre o? Ha, fondöten videosunda. Yani zaten o gün, o hafta videoları çektiğim, bak, fondöten ve en son kuru ciltler için makyaj önerileri veya ürün önerileri çektiğim videoda zaten regliydim. Ondan dolayı cildim inanılmaz iğrenç durumdaydı. Ve ona rağmen böyle çırılçıplak, yani hiçbir şeysiz makyaj videosu çektim. Ve buna rağmen yorumlar, yani ne kadar ayıp işte, ne bileyim, makyaj fondöten sürmüşsün, bilmem ne yapmışsın gibi bir şeyler geldi. Şu an böyle bir durdum çünkü gerçekten inanamıyorum. Yani bu halime de makyajlı dediniz ya. Neyse, bugün sizler için ne çekeceğim? Böyle makyajsız yine konuştum böyle. Niye bu konuşma durumları sona bıraksa, makyajımı yaptıktan sonra biraz daha güzel oluyorum. Öyle yapsak keşke bir dahakine. Neyse, bugün sizler için çok güzel bir video hazırlıyorum. Şu an hazırlamak üzereyim, başlayacağım birazdan. Yeni başlayanlar için çok kolay bir makyaj göstermek istiyorum. Eğer gerçekten çok fazla makyaj yapmıyorum ama bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız bu videoyu izleyin. Veya çok fazla makyaj yapıyorum zaten ama yine de basiclere bir göz atayım diyorsanız lütfen kanalımda kalın, abone olun, videomu şimdiden likelayın. Yorumları da şimdiden yazın. Zile de şimdiden tıklayın çünkü sonunda izlemiyorsunuz bunu dediğimde. Başlayalım mı? Benim için makyajda en önemli şey ne biliyor musunuz? Bence sizler için de öyle olmalı ve makyaj eğitimi verdiğim kişilere de bunu söylüyorum. Lütfen lütfen cildimizi güzel hazırlayalım makyajlardan önce. Ben şimdi bu ara favori nemlendiricimi göstermek istiyorum size. Kilt'in bu. Biliyorsunuz zaten. Yani beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur bu ürünü sevdiğimi. Multi Corrective Cream'i kullanıyorum. Göz altıma da Origins'in bu cinsin göz altı nemlendiricisini kullanıyorum. Bunu baz olarak çok sevdiğimi dile getiriyorum. Ve bir ürün daha göstermek istiyorum. Kafalar karışmasın. MAC'in Strobe Cream'i. Eğer diyorsanız ki ben sabah ve akşam krem kullanamam, kullanmanız için önerdiğim krem bu. Ama kullanamam diyorsanız MAC'in Strobe Cream'ini alabilirsiniz. Makyaj öncesi güzel bir nemlendirme hazırlığı gibi düşünebilirsiniz fondöteni sürmeden önce. Ben bugün önce nemlendiricimi süreceğim çünkü cildimi kuru hissediyorum ve böyle mat gözüküyor bana göre şu anda. Birazcık daha yoğun, parlak ve nemli gözükmesi için bir parça hemen Kilt'in nemlendiricisini geçeceğim. Bunu sabah ve akşam kullanıyorum. Ama ben de insan olduğum için dün akşam kullanamadım. Bunu burada İtiraf ediyorum. Ondan dolayı bugün de cildim böyle biraz kuru. Aslında şey, video şey gibi geliyor değil mi Emre? Yeni başlayanlar için, yani 15-16 yaşında olmanız gerekmiyor. Bazı insanlar var, karşılaştım veya sohbet etme imkanımın oldu. Bana diyor ki işte, kadın mesela atıyorum 40 yaşında. Bana diyor ki ben hiç makyaj yapmadım veya hiç makyaj yapamıyorum. İşte tam öyle bir kadınsan eğer, lütfen beni izle. Nasıl ulaşacağım bu kadınlara Emre? Bas bas sokaklara çıkıp bağırmam lazım belki de, gelin izleyin diye. Bir tık Origins'in gözaltı şeyini kullanacağım. Bak şimdi tırnağım uzun. Yarın manikür randevum var. Emre kısaltacağım. Artık gözümüzün altına yine rahatça uygulayabileceğiz. Çünkü böyle biliyorsunuz çok zor uzun tırnaklarla. Çok kuruysa eğer gözaltınızda veya cildiniz, direkt videoyu izleyin. Bana hangi nemlendiriciyi veya hangi kremi kullanayım diye sormayın. Çünkü gerçekten çok efsane bir video çektik. Ve kuru ciltler için süper öneriler var. Şimdi cildimi hazırladım. Bu benim için normal bir nemlendirici base. Birazcık daha hani böyle parlak durmaya başladı. Ama ben yine de birazcık daha parlatmak istiyorum cildimi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Veya zamanım hiç yok diyorsanız bu aynı zamanda bir nemlendirici. MAC'in Strobe Cream'i. Benim en sevdiğim renk Gold Light. Yani gold pigmenti içeren nemlendiricisi. Şöyle bak Emre, sana da göstereyim. Şu an bir tarafımda çok fazla var. Hemen sabah uyandığınızda veya ilk defa yeni makyaj yapıyorum dediğinizde bu ürünü sadece kullanıp üstüne devam edebilirsiniz. Şöyle bir ürün. Bak şimdi nasıl parlatıyor cildi. Gördün mü Emre? Yine elimle sürüyorum. Makyaj öncesi cildimi nemlendirerek makyajımı daha kalıcı yapıyorum. Mesela eğitim verdiğim biri dedi ki, belki izliyordur beni,
Ben cildimi nemlendirmeyi sevmiyorum çünkü makyajın kalmayacağını düşünüyorum dedi. Ben dedim ki bum 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 şok böyle kafamda şeyler oldu. Dedim ki nasıl yani böyle bir şey nasıl düşünebilirsin dedim. O dedi ki sanki fondöten böyle kalmıyor gibi. Ama aslında cildin ve kullandığın bu fondötenin üstüne bir bariyer hazırlıyorsun ve otomatik böyle daha nemli bir cilde daha güzel oturuyor kullandığın ürün. Şu anda bak eğer pürüzsüz bir cildin varsa müthiş ötesi. Strobe cream'i tek başına da kullanabilirsin böyle hafif parlaklık vermesi için. Ama bir tık kapatıcılık istiyorsan ve renk eşitsizliği varsa cildinde o zaman tabii ki fondöten geçebilirsin. Ben bugün Benefit'in bu Hello Happy fondöteni kullanmak istiyorum. Biraz daha mata yakın bir yapısı var. Cildinize göre fondöteni bu arada nasıl belirlersiniz onu da kısaca anlatayım. Doğru fondöten rengini nasıl bulurum diyorsanız eğer ve merak ediyorsanız ben en sevdiğim şekilde nasıl deniyorum kendimde fondöten aldığımda. Şu bölgeme bir parça deniyorum veya şu bölgeme. Çünkü burada anlayabilirsin. Genelde insanlar burada deniyor ya, güneş vurduğunda ve siz bronzlaştıysanız eğer yaz aylarında buranız mesela biraz daha kırmızı veya buranız aynı şekilde veya daha bronz kalıyor. Burası da beyaz kalıyor. Çünkü biliyorsunuz güneşlendiğimizde böyle yatıyoruz ve güneş vuruyor. Buraya da otomatik çenemiz gölge yapıyor. Ondan dolayı burası birazcık daha açık renk oluyor. Bir tane YouTuber'a denk geldim arkadaşlar. Fondöten rengi bulmayı anlatıyor işte. Diyor ki buranıza işte 6 tane renk falan filan veya 5 tane mi ne sürüyorsunuz. Hangisiyle örtüşüyorsa onu satın alın diye. Öyle bir şey yok. Direkt yüzümüze deniyoruz yani. Yani buramıza veya şuramıza değil. Burası otomatik daha beyaz. Baksanıza Allah aşkına burada fondöten mi denilir? Yani şuraya bak. Şunun beyazlığına bak. Asla güneş görmemiş yani. Buramla buramın ne alakası var? Yani bu parlak böyle güneşin altında geziyorsun. Ondan dolayı yüzümüze deneyelim fondötenimizi olur mu? Arkadaşlar fondöten fırçası olarak şu ikisini bu arada çok sık kullanıyorum. Bu Miniso'nun bir fondöten fırçası, fondöten diyecektim. Bu da Narshita. Neyse işte onun bir şeyi. Tampon şeklinde ürünü bırakacağım. Sonra da süngerle, beauty blenderımla iyice cildimi oturtacağım. Şunun ortasındaki kılı görüyor musun Emre? Neyse ondan dolayı şansını kaybettim. Bununla uygulayacağım. Elime sıktım fondöteni. Fırçamla bu şekilde arkadaşlar ürünü alıyorum. Fırçanın her yerine yani uygulayacağım kısmın her yerine gelene kadar. Sonra fırçamı bıraktığım nokta yani ilk yüzüme oturttuğum noktamı desem ürünü en çok koyduğum nokta oluyor. Yani ondan dolayı hep saç diplerinde ve çene kenarlarında başlamanız lazım. Şu şekilde. Tampon şeklinde uygulayıp dışa doğru itiyorum fondöteni. Şu şekilde aşağı doğru bir tık uyguluyorum. Siz de böyle bir fondöten fırçasıyla ürünü bırakıp, şu anda ben ürünü bırakıyorum cildime. Daha sonra süngerle üstünden geçip iyice cildinize oturtabilirsiniz. Cildinizin bir parçası gibi. Bu fondöten birazcık daha mata dönük bir fondöten. Yani böyle pürüzsüzleştiriyor diye anlatılıyor. Yani böyle bir sheer medium yani orta kapatıcılıkta birazcık böyle blur böyle bir çorap geçirirsin ya cildine. Mat bir çorap. Öyle bir şey yapıyor deniliyor bu fondöten için. Göz altıma getiriyorum renk eşitsizliğini almak için. Eğer göz altınızda hiçbir sorun yoksa sadece fondötenle geçebilirsiniz. Benimki gördüğünüz üzere biraz daha sıkıntılı. Ondan dolayı sonra concealer de geçeceğim. Bu arada şeyi de çok sevdim. Parlak bir base'imiz olduğu için üstüne kullandığımız böyle hafif mata dönük bir fondötenle süper bir görüntü elde ediyoruz. Tam bir saten görüntü. Günlük kullanım için bence ideal bir makyaj. Hızlıca diğer tarafa da uyguluyorum. Yani lütfen ürünü bıraktıktan sonra cildinize fondöten uygularken aşağı yukarı doğru çok fazla oynamayın. Ürünü birazcık kaydırmış olursunuz oradan oraya. Böyle yüze doğru tampon şeklinde bastırıp çok minik böyle küçük hareketlerle aşağı doğru yüzün dış kısmına doğru itiyorum ürünü. Ve uygularken lütfen içe doğru uygulamayalım. Hep buradan aşağılardan kenarlardan başlayıp dışa doğru uyguluyorum fondöteni. Fırça olarak da hangi fırçaları tercih etmem gerekiyor diye soruyorsanız favori fırçalar videosunu çektim. Ona da bir göz atabilirsiniz. Sonra bir parça gözaltı kapasitesi uygulayacağım gözümün altına. Gözaltı kapasitesi birazcık daha morluk
ve renk eşitsizlikleri kapatmak için vardır. Yani genelde mesela bazen bazı insanlara Emre, bazı insanlara makyaj yaptığımda diyor ki kadının yüzü şimşiş geliyor böyle deli gibi. Bana diyor ki aşırı şişim şişliğimi komple kaybettir ya yok et diyor. Şişliği veya işte bazı şeyleri gerçekten sadece estetisyenler veya buz gibi böyle pedler koymak lazım saatlerce veya sadece güzel uyumak lazım ki şişlik gitsin. Concealer'ların özelliği renk eşitsizliği almak için vardır arkadaşlar. Yani hafif morluk veya kızarıklık varsa onu giderir. Concealer'ın başka veya ciltte de fondötenin başka bir amacı yoktur. Yani sıfır böyle gözeneksi, sıfır işte sivilcesiz veya sıfır şeysiz yapmaz. Onu söyleyeyim yani. Hiçbir beklentiniz olmasın. Çünkü genelde makyaj veya fondöten, concealer, kapatıcıdan beklentiler bu kadar aşırı yüksek ki. Hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Bu bir makyaj malzemesi. Cildine sürdüğün bir kat bir şey yani. Ne kadar seni değiştirebilir? Kadın. Onu demek istiyorum. Concealer için de önerilerde bulunuyor bazı insanlar, bazı YouTuber'lar. İşte renk tonu olarak. Renk tonu olarak şöyle anlatayım size. Eğer gözünüzün altı aşırı morsa çok açık renk kullanamazsınız. Yani cildinizden 1-2 ton daha açık renk kullanamazsınız. Çünkü grileşme yapar. Mesela bu renk. Bu renk şu anda bana çok açık. Ben onu gözümün altına böyle bir koyu renkle natürleyip üstüne bir tık aydınlık renkten kullanacağım. Direkt aydınlık rengi kullanamıyorum çünkü grileşme oluyor. Eğer gözünüzün altında hiçbir sıkıntı sorun yoksa direkt açık rengi bir tık geçip aydınlık verebilirsiniz gözünüzün altına. Ama benim gibiyseniz koyu renkle başlamak zorundasınız. Şöyle bir parçam. Çok direkt buraya getirmeden şu morluğun olduğu kısımlara ürünü bıraktım ve ıslak süngerimle tampon şeklinde uyguladığım şekilde tampon cilde ürünü vuruyorum adeta. Yani şu şekilde kaydırmıyorum çünkü o zaman da yine kapatıcılığını kaybediyor. Tartın concealer'ını kullandım çünkü biliyorsunuz benim favori ve en güzel kapatan concealer olduğunu düşündüğüm için. Ama siz herhangi bir concealer'ınızı veya evde olan concealer'ınızı da kullanabilirsiniz yani gözaltı kapatıcısını. Böyle bir natürledim gözümün altına ama bir aydınlık yok şu anda. O aydınlığı istiyorum. Ondan dolayı birazcık daha aydınlık geçeceğim. Açık renk. Ve yeni doğmuş gibi hissedeceğim. Vaa, buraya şu an böyle şey yapman lazım. Yapmayacaksın biliyorum ama. Yapsaydın güzel olurdu. Yine tampon süngerle şöyle cildime gözümün altından şu göz pınarına doğru ve kirpik diplerine doğru ürünü itiyorum ve birazcık da cildime aydınlık vermiş oluyorum. Güzel mi Emre böyle? Farkı görüyorsun ama. Emre bile farkı görüyormuş aydınlık concealer sürdükten sonra. Göz kapağıma geçiyorum. Göz kapağımın üstünde birazcık renk eşitsizlikleri var. Ya geçen gün kimdi o ya? Bir tane ünlü mü? Instagram'da denk geldim birine. Günlük makyajımı çok soruyorsunuz. Size günlük makyajımı yaptım. Instagram TV'deydi galiba. Hatırlamıyorum. Kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Sadece şoklar içindeydim. Kadın çünkü farı, yemin ediyorum size, göz kapağındaki renk eşitsizliği almadan direkt uygulamış. Şimdi bazılarınız belki öyle yapıyorsunuzdur ve bana diyorsunuz sır bunda ne sıkıntı var. Buradaki renk eşitsizliği almazsan eğer o far var ya o far lekenin ötesi gözükür. Lekenin ötesinin yanı sıra pigmentasyon yok olur. Yani hiçbir far altına krem böyle bir ürün sürmeden pigmentasyonunu güzel göstermez. Ondan dolayı gözümüzün üstünü eşitliyoruz. Hem krem bir doku oluyor. Kremin üstüne tozu uyguladığımızda daha da yoğun gözüküyor pigmentasyonu. Hem de aynı zamanda renk eşitsizliğini aldıktan sonra far leke gibi gözükmüyor. Tek renk gibi gözüküyor. Yoğun concealer'ı şöyle uyguluyoruz ondan. Eğer göz kapağınız çok yağlanmaya müsaitse ve concealer'ınız nem takviyesini veren bir ürünse veya işte ince böyle kapatan bir ürünse lütfen böyle makyaj göz kapağı bazları var. İşte mesela Make in Painterly veya Smashbox'un 24 saat kalıcı bazı var. Altına incecik onu geçebilirsiniz. Sonra üstüne makyaj yapabilirsiniz. Ama eğer göz kapağınız benim gibi hafif böyle yağlanıyorsa ve yine de kullanabiliyorsanız bu şekilde ben çok seviyorum. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum ama bu bazıları için böyle birazcık pro bir teknik veya bir şey gibi gözükecek ama bunu gerçekten yapmanızı çok içten istiyorum çünkü çok işe yarayan bir şey. Transparan pudra.
transparan pudra ne işe yarar? Çünkü renk vermiyor, kapatıcılığı yok diye düşünüyorsunuzdur belki. Genelde hep renkli pudralar kullanılıyor. Renkli pudraları ben de seviyorum, sevebiliyorum. Mesela MAC'in Studio Fix'ini çok severek kullanıyorum. Veya Chanel'in bir tane pudrası var, onu beğeniyorum. Ama transparan pudra herkeste olması gereken bir ürün. Çünkü gözünüzün altında çizgilenme oluyorsa, ki baksanıza benimkine. Şu an aşırı böyle güldüğümde bile kırış kırış böyle. Genetik işi yapacak bir şey yok. Onunla yaşamaya çalışıyoruz ama ne yapabiliriz? Küçük böyle bir minik süngerimize pudramızı alabiliriz. Ve gözümüzün altına tam bu çizgilerin olduğu noktaya bu pudrayı yerleştiriyorum. Ve diğer tarafa da ürünü küçük süngerimle, baby süngerimle. Bunlar hep böyle ucuz ucuz satılıyor her yerde. H&M'de, Miniso'da. Şöyle tampon uyguluyorum. Uyguladıktan sonra içim aşırı rahat ediyor. Çünkü direkt concealer'ı gözümün altına oturtmuş oluyorum. Bu ürün evet renk vermiyor. Sadece yağlanmayı veya toplanmayı engelleyen bir unsur. Ve mesela aşırı çizgilenme varsa, buralarınız çok doluyorsa buraya da bir parça uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi far paletine gelelim veya fara gelelim. Genelde bir veya iki far sizler için daha kolay olur eğer yeni başlıyorsanız. Bir tane far paleti göstermek istiyorum. Bu NYX'in Away We Glow far paleti. NYX'in farlarına genelde bayılıyorum. Bu far paletini henüz kıyamadığım için kullanamadım diyebilirim. Müthiş renkleri var. Ve bundan hani iki tane renk de kullanabilirsiniz. Ve fazla geçiş tonları var ve natürel renkler de mevcut. Bir tane de koyu rengimiz var. Bunu alıp iki renkle başlayıp sonra kendi kendinize denemenizi umduğum için desem daha doğru olur. Bunu alıp iki renkle başlayıp sonra kendiniz deneye deneye 2-3 renge belki çıkartabilirsiniz. Ondan dolayı bu far paletiyle yapmak istedim bu makyajımı. Renkler gerçekten çok güzel ve çok da güzel bir makyaj çıkar bundan. Herkeste Teddy kalem vardır umarım MAC'in. Evet. En çok kullandığım ve en sevdiğim kalemlerden biri olabilir. Şöyle bir kahve, kızıl kahve tonu arkadaşlar. Bunu direkt göz kapağıma uyguluyorum şu an. Yamuk uyguladım. Hiç sorun yok. Çünkü biz yamuk uygulayabiliriz. Daha sonra buradaki bronz rengi alıyorum. Fırçama. Kullandığım fırça da MAC'in böyle bir sert fırçası. Pressed bir fırçası. Sonra tampon şeklinde kalemi dağıtıyorum. Biraz far döküldü. Boş bir fırçayla hemen süpürüyorum iyice oturmadan cildime. Ve yardıma MAC'in 224 numaralı fırçasını alıyorum. Bir tane sert fırça, bir tane de böyle bir blending fırçası yeterli oluyor bu makyaj için. Belki bir tane göz pınarına koymak için bir fırça daha kullanabilirim ama belki. Buradaki geçiş rengini alıyorum. Geçiş rengi dediğimiz renk tonu ne oluyor arkadaşlar? Böyle soft kahve. Paletteki en koyu renk değil, biraz böyle ortalarda olan mat bir renk tonu olarak düşünebilirsiniz. Sonra bu blending fırçasıyla direkt gözümüzün bu katlanma noktası yani crease dediğimiz noktaya fırçamızı bırakıyoruz ve sağ sol hareketle birazcık daha gölge veriyoruz. Ve hafif göz kapağımızı kaldırmış oluyoruz. Zaten buraya oturttuğunuz zaman ve bu küçük sağ sol hareketle otomatik gölgeyi yukarı doğru vermiş oluyorsunuz. Ben her zaman bir tane de boş bir fırça tutuyorum böyle. Birazcık daha yukarı doğru, kaşıma doğru dağıtmak için. Bu arada bu hareketi bilekten yapıyorum. Bilekten böyle küçük dairesel hareketler gibi düşünebilirsiniz. Yukarı doğru minik minik dağıtıyorum. Yani şu şekilde değil. Direkt şöyle küçük küçük yukarı doğru dağıtma gibi düşünebilirsiniz. Birazcık daha belirginleştirelim. Bu tonlar da bu arada inanılmaz kullanışlı. Çünkü her tür elbise giyimle vesaire oluyor. Şimdi diğer tarafta aynısını yapacağım. Önce kalemi dağıtacağım. Daha sonra ne yapıyorum? Küçük bir ayna aldım elime bu arada. Çok uzak kaldı. Dış kısımlara doğru farı temizliyorum kaş altıma doğru. Ve iyice başlangıç ve bitiş noktasının kaybolmasını sağlıyorum. Yani bu far, gölge verdiğim far veya diğer far nereden başlamış, nereden bitmiş gözükmesini istiyorum. Kısaca ne yaptık? Kalemi dağıttık. Sonra geçiş rengiyle
katlanma noktasına gölgemizi verdik. Küçük dairesel hareketlerle bilekten. Bu şekilde de küçük bir V şeklinde, ters bir V. Şöyle tık tık tık. Sonra da boş bir fırçayla yukarı doğru dağıttık. Ve birazcık böyle gözlerimize boyutlandırmış oluyoruz. Şu anda şöyle bir şey daha gösterebilirim size. Bu açık iki rengi karıştırıp göz pınarlarıma aydınlık verebilirim veya koyu renkle gölgeyi birazcık daha arttırabilirim. Çok minik bir şekilde göz pınarlarıma aydınlık vereceğim. Bence bunu herkes bir yerde görmüş veya duymuştur artık. Göz pınarlarına aydınlık vermeyi. Şöyle tam bu ön kısımdan başlayıp yukarı doğru dağıtıyorum ürünü. Yine bu işlemi yaparken böyle bilekten çalışıyorum. Böyle böyle değil. Daha şöyle küçük küçük bilekten. Kaşımın üst kısmına doğru dağıtıyorum. Evet, göz pınarlarıma aydınlık verdikten sonra maskarama geçmek istiyorum. İsterseniz bu makyaj biraz daha belirgin... İsterseniz eğer makyaj biraz daha belirgin yapıp gözünüzün içine ve altına yine bu kahverengi kalemden sürüp dağıtabilirsiniz. Ama ben bu birinci adım olduğu için, makyaja yeni başlayanların ilk adımı olduğu için bu şekilde bırakmak istiyorum. Bence gayet fresh bir göz kapağı oldu. Maskara lazım, çok boş duruyor. Ondan dolayı önce kirpiğimi kıvıracağım. Direkt şöyle 3 kere bastırıyorum. Bu kirpik kıvırıcılarla asla kirpiğinize veya etinizi veya bir şeyinizi sıkıştıramazsınız. Çünkü buradaki yuvarlak şeyi bu kemiğinize oturuyor ve oraya zaten yaklaşamıyorsunuz istediğiniz şekilde. İstediğiniz derken yanlış şekilde yani. Ve bayağı fark ediyor arkadaşlar kirpikleri kıvırdıktan sonra maskara sürünce. Benim favori maskaralarımdan biri bu Smashbox'un Super Fan maskarası. Maskara seçerken neye dikkat etmeliyiz? Şu anda yeni başlayanların bunu sormasını duyar gibiyim. Maskara da arkadaşlar şöyle bence. Herkesin kirpikleri farklı ve gerçekten hani bu çok güzel maskara dediğim maskaralar var. Ama mesela her maskara herkesin kirpini olmuyor. Eğer kirpiniz çok çok dolgunsa biraz daha lastik uçlu maskaralar. Biraz daha lastik uçlu maskaralar tercih edebilirsiniz. Biraz daha kirpinizi ince taraması için. Eğer aşırı inceyse kirpinize, daha uzunsa gerçekten biraz daha yoğun kıllı, böyle daha tombul maskaralar kullanabilirsiniz. Böyle aklınızda öyle tutabilirsiniz. İnce ve lastik uçlular biraz daha uzatıyor ve daha belirginleştiriyor. Diğer daha tombul olanlar volüm veriyor. Bu Super Fan böyle sanırım yani bu lastik uçlu bir maskara. Ama hem volüm veriyor hem de uzatıyor gibi hissediyorum. Ondan dolayı bunu çok seviyorum. Kirpik dibine maskarayı oturtup zikzak şeklinde yukarı doğru çekiyorum maskarayı. Bazen bazı kadınlar şunu da yapıyor. Bayılıyorum ya ona, annem dahil. Şunu nasıl yapıyorsun abi? Ya gözü kapalı böyle açıyor kapatıyor, o anda maskara sürüyor. Böyle bak. Emre sen bilmiyorsun, görmemişsindir. Ben çok denk geldim, inanamıyorum. Helal olsun, o maskarayı nasıl sürüyorsun sen. Ama tabii ki performansı kötü oluyor. Performansını en güzel şekilde yansıtması için maskaranın kirpik dibinden zikzak şekilde kirpiği tutup yukarı doğru itmeniz lazım. Şöyle. Mesela uç kısımlara dik tutarak maskarayı uygulayabilirsiniz veya ön kısımlara. Ve şunu da çok severek gösteriyorum şu an size. Eğer bir yere değdirdiyseniz maskarayı. Şu benim müthiş Q-tips'ler var ya, bir tarafı pressed, diğeri sivri. Her yerde satılıyor, Watson's'larda var mesela veya Carrefour'da bile var. Onunla direkt kurumadan önce şöyle yanlış değdirdiğiniz yere aldırabiliyorsunuz. Veya farın üstünde de aynı şekilde. Hiç ıslatmayın veya makyaj temizleme ürünü almayın. Direkt şu şekilde maskara kurumadan Q-tips'le aldırabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde belli olmuyor, merak etmeyin. Evet, göz makyajım bittikten sonra kaşlarıma geçmek istiyorum. Kaşlarım için bir kaş kalemi kullanacağım. MAC'in Velux Brown linerlarından top rengini kullanıyorum. Böyle kahverengi normal bir kalem, göz kalemine benzer. Far da kullanabilirsiniz veya başka böyle brow pomade'ler falan var ama onlar bence çok fazla kaşsız insanlar için. O likit veya krem ürünler. Şöyle söyleyeyim size, hangi ürünü kullanmalıyım veya neyi kullanmalım diyorsanız, diğer ürünün yani o krem
pomadlerin, pomad mı ne deniyor ona? Onların çok fazla kuruduğunu düşünüyorum ve uygulamanın çok çok zor olduğunu. Çünkü çok net. Yani mesela sıfır, yani iki tane tüy kıl varsa kaşında, o zaman evet öyle bir şeyle destek vermen gerekebilir ki o zaman bile ben farı tercih ederim. Ama eğer böyle benden biraz daha az bir kaşın varsa ve birazcık formu vermek istiyorsan bu tarz kalemler çok güzel bence. Veya zaten biliyorsunuz NYX'in bu kalemi benim favori kalemim. Ama ne yazık ki stoklarda kalmamış durumda. Şöyle yan olan. Bu ürünü de çok seviyorum. Çünkü arkada tarağı da var. Bunda normalde var. Koptu bendeki. Bu hep kopuyor nedense. Veya şu ince asansörlü kaş kalemleri var. Bunlar da birazcık daha sert bastırıldığı için genelde kaşın dökülmesini sağlıyor. Ondan dolayı bunu da çok önermiyorum. Kaşlarla alakalı zaten ben ilk bu YouTube kanalımı açtığımda Emre ile birlikte hazırlamaya çalıştığım ama asla hazırlayamadım. Bir kaş videosu çekmek istiyorum. Bunda da zaten sizden 3 kişiyi eve davet edip, veya nerede çekiyorsak şu an evdeyiz, oraya davet edip sizlerin 3 kişiye farklı bir kaş uygulaması, farklı kaş tiplerini, ürünleri gösterip bunu kullanırsanız, bu şekilde boyarsanız daha iyi olur gibi bir video hazırlamak istiyorum. Bugünlük kaş kalemi kullanacağım. Önce kaşımı tarıyorum yukarı doğru. Şöyle boş bir aplikatör kullanıyorum şu anda. Kaşı her zaman taramamız lazım ki görelim formu nasıl veya uzunluğu nasıl vesaire. Sonra alttan şuradan bir tık böyle bir çizgi gibi düşünün. Yapıyorum. Belirginleştirmek için o kısmı. Sonra yukarı doğru hafif dolduruyorum. Kalemi yan tutuyorum bu arada arkadaşlar. Dik tutmuyorum. Sonra birazcık daha tarıyorum. İyice kendi saçım girmiş arasına. İyice böyle kaşımla bir olması için kalemin. Bayağı böyle tarıyorum. Blend etmek gibi aslında. Sonra kaşımın en yüksek kısmından şöyle aşağı doğru birazcık şu bölümü netleştiriyorum. Yani şuradan itibaren. Yine onu da tarıyorum. Güzel bir şekilde. Ve tık 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 tık. Eğer birazcık fazla çıktığımı düşünüyorsam hemen süngerimle şöyle etrafını temizliyorum. Buradaki en önemli trik, kaşı boyuyorsanız eğer, dik tutmak ve kaşın yönüne doğru kalemi kullanmak. Gerçekten böyle böyle öne arkaya gidip kaşınızın köklerine zarar verirsiniz. Ve aynı zamanda dik tuttuğunuzda da kalemi çok fazla bastırıyorsunuz. Hep yan tutun ondan dolayı. Böyle bir bronzer karışımı bir ürün var, Bahamas Sunset diye. 03 numara. Sephora'nın, daha hiç kullanmadım. Kesik uçlu bir fırça alıyorum. McKinky bu. Bu tarz fırçalarla kontür veya bronzer uygulaması çok rahat. Bu ürün böyle hem kontür hem bronzer içinde bir ürün. Ondan dolayı bunu tercih ettim. Şu anda böyle aşırı kontürlü ve aşırı detaylı bir video olmaması için böyle tek bir ürünle nasıl uygulayabilirsiniz kontür şeklinde onu göstereceğim. Şuradan başlıyorsunuz. Bu kemiğinizin altında bir boşluk var. O boşluktan yuvarlaya yuvarlaya şu dudak kenarına doğru ürünü uyguluyorsunuz. Birazcık iç kısımları da getirebilirsiniz. Çünkü bu bronzer hafif bir pembelik içeriyor aynı zamanda. Hem böyle allık hem de bronz bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Lütfen şöyle büyük bir fırça alıp bütün yüzünüze bulamayın ürünü. Çünkü o tek renk yapıyorsunuz ve boyutlandırma, yüzünüzde hiçbir boyut olmuyor, yani sıfır 3D olmuyorsunuz, ondan bahsediyorum. Tek renk oluyorsunuz. Fondötenizin rengini de aşırı bozmuş oluyorsunuz. Ondan dolayı küçük fırçalarla dıştan içe doğru dairesel hareketlerle böyle ağlığımızı veya bronzerımızı uygulayabiliriz. Küçük fırça olmasına gerçekten dikkat edin. Böyle sivri bir fırçaysa, dik bir fırçaysa, kesik bir fırçaysa bu uzun kısmı hep dışarı doğru olması lazım. Bu tarafta da böyle uygulayacağız. Şöyle dairesel hareketlerle. Hafif alnıma geçiyorum ben ürünü. Eğer çok böyle benim gibi birazcık daha geniş bir alnınız yoksa çok fazla uygulamayın derim. Bazı kadınların saçı buradan başlıyor veya daha aşağıdan, hatta bir tane vardı. Bir kere kontür veya işte bronzer'ı geçmek için yukarı çıktım fırçayla. Çıktığımda anladım ki aşırı dar. Ona hiçbir şey uygulamasanız da çıplak bırakırsanız daha güzel olur. Eğer benim gibi biraz daha yüksekse alnınız, saç tiplerine fırçadaki kalan ürünü iterek uygulayabilirsiniz ki böyle biraz daha harmanlanmış bir görüntü olsun. Çenemin altına da uyguluyorum.
Şunda böyle pembelikler var ya, biraz o pembeliklerden alıp da şu ön kısımlara getirdim arkadaşlar. Büyük blending brush'ımla da bir tık ürünü alıyorum. Son final touch. Göz kapağımın üstüne bronzerımı da geçiyorum. Bu işlemi çok seviyorum çünkü monokromatik, yani bir renk ailesinden oluşan bir makyaj oluyor bronzerımızda, göz kapağımıza geçtiğimizde. Hemen böyle ısıtıyor ve daha bir makyaj, müthiş bir makyaj görüntüsü veriyor. Eminim ki siz bu makyajı daha güzel evde yapıyorsunuzdur veya sizin gözünüz daha güzeldir veya yüzünüz. Lütfen bana Instagram'dan yaptığınız bu makyajın fotoğraflarını atın, seve seve Instagram'da paylaşmak istiyorum. Sizi görünce mutlu oluyorum. Gerçekten böyle izleyip bana bir şey katıyor diyorsunuz ya, bayılıyorum gerçekten. Çünkü bu işi bunun için yapıyorum. Neyse, şimdi rujumu sürmek istiyorum. Şunu seçtim. Too Faced Melted'lerin Sell Out rengini. Şöyle bir pembe gül kurusu bir renk. Direkt dudağıma uyguluyorum. Kalemsiz. Mat rujları çok rahat uygulayabilirsiniz. Eğer biraz daha gloss yapısında olan rujlarınız varsa dudak kalemi kullanmanızı öneririm. Ama ilk adımımız direkt ruju sürmek. Dudağıma fondöten getirdiğim için otomatik natürledim. Çok kırmızı veya biraz kahve veya mora dönük bir dudağınız varsa lütfen fondöteni veya unuttuysanız bile bir parça concealer geçin dudağınıza ruju uygulamadan önce. Makyajımı tam bitirecektim ki bir adım unuttum. Bence bunu hepiniz, yani çoğu makyaj çok fazla yapmayan insan bile yapıyor. Highlighter kullanımı. Ben bu New Valentino's Highlighter'ını çok seviyorum. Zaten 35 TL 6 favori ürünler videosunda da söylemiştim. Ve Dubai makyajımda da kullanmıştım. Bir tık highlighter uygulayacağım. Hemen şu kısma. Gözümün alt kısmına. Küçük bir C şeklinde. Biraz daha cildimi boyutlandırmak ve parlatmak için. Saç dibime doğru. Highlighter bir anda böyle hayatımıza girdi. Ve herkes bayılıyor, ölüyor. Ben dahi kaş altıma da getirdim biraz. Aslında highlighter'ı böyle çok fazla kullanırdım eskiden Mac'te çalışırken. İşte Soft and Gentle vardı. Sanki böyle highlighter'ların anası gibi geliyor bana. Çünkü hani ilk böyle denediğim böyle glitter'lı buramıza sürdüğümüz bir üründü. Sonra da böyle Instagram'da falan patlayınca tabii herkes böyle abartılı kullanmaya başladı. Günlük makyajda gerçekten çok fresh gösterdiğini düşünüyorum. Yani strobe cream'i uygulayıp mesela üstüne ince bir highlighter geçip concealer'la kapatabilirsiniz günlük makyaj olarak. Öyle bir öneride de bulunabilirim size. Evet arkadaşlar, makyajım bitti. Bu şekilde yeni başlayanlar için küçük ve hızlı bir makyaj gösterdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü renk tonu da bence çok kullanışlı. Far paleti de hem uygun fiyatlı hem de aynı zamanda ileride mesela birkaç videomu daha izlerseniz ve kendinizi geliştirebilirseniz birkaç tane far daha kullanabileceğiniz bir far paleti. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen başta da dediğim gibi beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.